Muzaffer, Halide ile sana olan mahcubiyetim gittikçe artıyor. Neden? Böyle güzel bir atölye her ressama nasip olmaz. Çalışmalarına destek olabiliyorsak ne mutlu. Hele bu davet benim çalışma şevkimi iyice arttıracak. O vakit daha sık yaparız canım. Vous êtes toujours très généreux. Abartma canım. Küçük bir jest diyelim. Seninle mutsuz olmak mümkün değil mon cher. Madame Emma'da istediğin gibi bir kıyafet bulacağına eminim. Onu seninle seçecek olmak beni daha da çok heyecanlandırıyor. Sen gerçek bir centilmensin. Ne oldu? Neden durdun? Yok bir şey. Bu da Fransa'dan yeni geldi. Son moda. Oui, kesinlikle à la mode. Ama yine de... Buradaki müşterilerim için özel olarak seçip getirtiyorum. Size de çok yakışacak. Bilemiyorum. Ben daha çok lettre tuşan tercih ediyorum. Hareketli çizgilerden hoşlanıyorsanız. O halde buna bayılacaksınız kuzum. Dekoltesi çok az değil mi? İnsan bununla kendini rahibe gibi hissedebilir. Vous avez raison. Sizin gibi hoş bir bayanın kapanması haksızlık olur. Bu nasıl? Merve. Tüemayefik. İyi ki seninle gelmişim. Müsaade edersen bunu ben alayım Renan. Ha? Çok mersi Muzaffer'cim. Tüestre sempa ama bu uygun olmaz sanırım. Kabul edersen mutlu olurum. D'accord. O zaman bir an önce seni mutlu edeyim. Gerçekten hayat dolu bir kadın. Eminim bu sefer yüzünüz gülecek. Madame Emma. Ah oui. Geldim kuzum. Pardonnez-moi. Yine bekleyin Muzaffer Beyciğim. Au revoir. Au revoir. A bientôt. Yeni mevsim Fransız modaları gelir gelmez arayacaksınız. Unutmayın madam. Sizi unutur muyum hiç? En zariflerini sizin için ayırmayacağım. Sayende büyük ayrıcalık yaşadım. Çok mersi. Rica ederim Lenan. Etrafımda şık kadınlar görmek beni ziyadesiyle memnun ediyor. Ben de çok memnunum madam Emma moda hususunda Paris'i aratmayacak. Ağlıyor musun kız sen? Yok. Yoksa işsiz kaldım diye mi üzüldün? Boş ver kız. Ben ne güne duruyorum? Aç kalacak değiliz ya. Bunun için ağlanır mı hiç? Ondan değil bu aksi. Ya ne? Çarşıda Muzaffer'i gördüm. Yine sana bir şey mi dedi yoksa? Yok. Bir şey demedi. Görmedi bile beni. Yanında Renan vardı. Renan mı? Muzaffer'in eski nişanlısı. Sana anlattıydım ya. Beraber Madame Emma'nın dükkanından çıkıyorlardı. Böyle ellerinde poşetler, gülüşmeler falan. Aa. Yerime o Fransız özentisi karı almış. Muzaffer'in de keyfi pek yerindeydi. Sen bıraktın ya adamı, unuttun mu?
Ne olmuş bıraktımsa? O kadar kolay mı yani? Zenginlerin sevdası böyle oluyor demek ki. Moda gibi, gelip geçici. Sen anladığıma bakma Paksi. Yıkılmadım, alıştım ben. İtilip kakılmaya, uğur görülmeye alıştım. Muzaffer'in sevgisi bu kadarmış işte. Boşanacağım Muzaffer'den. Ay kız, delirdin mi? Ne boşanması? Delirmedim Pakize, akıllandım. Kimseye ezdirmeyeceğim artık kendimi. Ay adamı bir kadınla gördün diye öyle hemen boşanılır mı? Ondan değil. Daha önce gittim avukata. Ha, avukata da gittin yani. Senden biraz borç para isteyecektim avukat için. Dur kız. Öfkeyle kalkan zararla otururmuş derler. Sen en iyisi bir daha bir düşün ha. Düşündüm Pakize. Kendime yeni bir hayat kurmanın tek çaresi bu. Yoksa başka türlü bir hayat yaşatmayacak bunlar bana. Hadi kalk. Gece boyu ağlaşıp duracak değiliz ya. Kafaları dağıtalım biraz. Hadi hala ne duruyorsun, kalk. Nereye? Sinemaya. Hadi. Sırası mı şimdi Pakize? Tam da sırası. Madem bir karar aldım diyorsun, o zaman geçmişe eşeleyip durmayacağım. Önüne bakacağım. Hadi. Hadi giyin, süslen. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.